Deadpool ve Wolverine filmi vizyona girmiş olsa da film hakkında hala konuşmadığımız bir konu vardı. Filmin sonunda Deadpool ve Wolverine Time Reaper yani zaman çizgisini yok eden cihaza kısa devre yaptırdığında Cassandra Nova ölmüştü. Ancak Deadpool ve Wolverine Time Reaper'ın yanına gitmeden önce Paradox bu cihazın antimadde enerjisi ürettiğini ve bu güç karşısında Deadpool'un ya da Wolverine'in ölebileceğini söylemişti. Peki filmin sonunda Deadpool ve Wolverine bu enerji içlerinden geçtiği halde neden ölmedi? İşte bu video içerisinde sizlere tüm detaylarıyla birlikte her şeyi açıklayacağım. Ancak başlamadan hemen önce daha fazla içerik için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet şimdi ilk olarak Time Reaper'ın çalışma prensibinden bahsedelim. Time Ripper iki farklı enerjiyle beslenen ve çok devrendeki zaman çizgilerini budayan bir cihazdı zaman çizgisini besleyen enerji kaynağını keserek evrenin spagetti şeklinde parçalanmasını sağlıyordu. Loki ikinci sezonu izlediyseniz zaman çizgilerinin içindeki enerji azaldığında, tükendiğinde ya da ölmeye başladığında tüm evrenler parçalanıyordu. Aslında zaman çizgileri bir enerji kaynağıyla besleniyor ve bu enerjiyi kestiğinizde çürüyüp spagetti gibi parçalanıyordu. Paradoksun amacı zaten yok olacak olan bir evreni hızlı bir şekilde yok etmek ve sürekli bu evreni takip etmeyi bırakmaktı. Paradox'a göre zaman çizgilerini izlemek binlerce yıl sürebilir ancak paradoksun izlemesi gereken başka önemli dünyalar ve zaman çizgileri de var. Ve bu dünyalar Deadpool'un yaşadığı dünya 10.005 gibi ölmeyecekler. Bu yüzden paradoks dünya 10.005'in önemli varlığı olan Deadpool'u alarak evrenin geri kalanını tamamen yok etmeye çalıştı. Anladığımız o ki dostlar TVA'nin birçok farklı dünyada üssü var. Bu dünyadaki TVA üssü ise Deadpool'u yani Wade Wilson'ı izleyebilecekleri bir metro istasyonundaydı. Şimdi bu noktada aslında şunu anlamanız gerekiyor. Marvel sinematik evreninde zaman çizgilerinin içinde aslında evrenler var. Ve bu evrenlerin içinde yer alan her bir gezegen aslında zaman çizgileriyle doğrudan bağlantılı. Bu şekilde tek bir zaman çizgisi gibi gözükmüş olsa da aslında bir zaman çizgisinde milyonlarca gezegenle bağlantı durumu söz konusuydu. Ve muhtemelen bu bağlantıyı sağlayan en büyük kaynak Celestials yavruları olabilir. Çünkü Celestials yavrularının içinde neredeyse sonsuz derecede yüksek bir kozmik enerji var. Ve TVA bu enerji bağlantısı sayesinde evrenin yok olmasını sağlayacaktı. Aslında fark ettiyseniz Kang'in evrenleri yani zaman çizgilerini yok ederken kullandığı teknolojide tam olarak böyle bir şeydi. Kang zaman çizgilerini yok etmek için gezegenlere ve masum insanlara saldırıyordu. Peki ne alaka? Çünkü zaman çizgileriyle bağlantılı olan dünyaları yok ettiğinde zaman çizgileri parçalanmaya başlıyordu. Ve büyük ihtimalle bu dünyalar tamamen Celestials yavrularıyla bağlantılı olabilir. Çünkü Celestials evrenin idaresinde çok büyük öneme sahip. Ve her bir göksel varlık aslında evrenin büyümesini sağlıyordu. Dolayısıyla çoklu evrenin büyümesinin en büyük sebebi aslında göksel varlıklar olabilir. Ayrıca burada TV'in kullandığı madde ve antimadde kaynağının dünya 10.005'in içindeki Celestials yavrusu olduğunu düşünüyorum. TV'in bu filmde kullandığı teknolojiyle Kang'in teknolojisi aynı olduğundan bağlantı kurmamız bence çok da zor sayılmaz. Bu sahnede TVA yani Paradox zaman çizgisinin dünya ile bağlantılı olan köprüsünü kullanarak tüm dalı parçalayacaktı. Madde ve antimadde enerjisi vererek evrenin gücünü kesecek gibi bu sayede zaman çizgisini tamamen sıfırlayacaktı. Ancak Cassandra Nova tüm zaman çizgilerine bağlanabilecek bir cihaz bulmuşken zaman çizgilerini besleyen enerjiyi hepsini yok etmeye ayarlamıştı. Yani sadece dünya 10.005 değil tüm çoklu evren madde ve antimadde enerjisiyle parçalanacaktı. Benim düşünceme göre bu cihaza güçlerini veren şey Göksel varlık yavrusu olmalı. Aksi halde TV'nin yi neden bir metro istasyonunda iş yaptığını anlamak bana çok saçma geliyor. Eğer ki Cassandra kazanmış olsaydı geriye sadece Void kalacaktı. Void dediğimiz gezegen çok devrenin dışında yani Omniverse'te kaldığı için çok devrenin yok olması Void'i etkilemiyor. Sonuç olarak tüm dallar birbirine bağlı ve bu gücü eline geçiren Cassandra aslında bir bakıma Loki'yi de zor durumda bıraktı. Loki'nin ayakta tutmaya çalıştığı dalları zehirlediği ve enerjisine kestiği için makineye kısa devre yaptırmak zorunda kalmışlardı. Ve kısa devre dediğimiz şeyin çalışma prensibini ortaokuldan beri herkesin bildiğini düşünüyorum. Üst tarafta Cassandra canlandıran Nova tüm enerjiyi kendi bedeninde toplayıp çok devrini yok etmek isterken alt tarafta Deadpool ve Wolverine kabloları birleştirip Cassandra'ya giden enerjiyi kesmişlerdi. Sonuç olarak Cassandra Nova kontrolü kaybettiğinde Deadpool ve Wolverine bu iki zıt enerjiyi birleştirdiğinde Cassandra Nova tamamen parçalandı. Ama burada asıl merak edilen konu şuydu Deadpool ve Wolverine neden parçalanmadı? Şimdi burada bahsettiğimiz parçalanmak öyle bir şey ki düşünsenize çok devrendeki tüm zaman çizgilerini bu şekilde parçalıyorlar. Ama Deadpool ve Wolverine bu parçalanma dan kurtulabildiyse hiçbir evrende Deadpool ve Wolverine'i öldürmek mümkün değil demektir. Yani burada bahsettiğimiz parçalanma kavramının yanında iyileşme faktörü hiçbir işe yaramazdı. Çünkü gerçeklikten silinmekten bahsediyoruz. Deadpool ve Wolverine'in bu enerji patlamasından sağ çıkmasının tek sebebi ise aslında birbirlerini dengeliyor olmasıydı. Marvel'da ruh dediğimiz kavram aslında bir enerjiye sahiptir. Doktor Strange filmini izlediyseniz ruhun şarj edilebilen bir enerji olduğunu görürsünüz. Ruh insanların yani canlı yaşamın hayat kaynağı olarak gösteriliyordu. Deadpool ve Wolverine'in ruhu birbirini dengelediği için madde ve antimadde enerjisinden sağ kurtulmayı başardılar. Zaten sahne içerisinde Logan'ın Wade'e kattıklarını ve Wade'in Logan'a kattıklarını göstererek buna referans vermişlerdi. Deadpool ve Wolverine'in zıt karakterleri olduklarını filmin fragmanları ilk yayınlandığı dönemde bile herkes konuşuyordu. Bu ikisinin zıt karakterleri ve hayatları onların birbirini dengelemesine sebep oldu. Bu yüzden ruhlar madde ve antimadde enerjisine karşı direnç gösterdi. Ve dediğim gibi bu madde ve antimadde enerjisi büyük ihtimalle dünya 10.500'ün içindeki Celestials'tan geliyordu. Sonuç olarak göksel varlıklarla bağlantı kurmak, onlarla konuşmak ya da ruhlarını paylaşmak gerçekten mümkündür. Deadpool ve Wolverine'nin ruhları madde ve antimadde enerjisine karşı direnç gösterdi. Bununla birlikte fiziksel bedenleri zarar görmüş olsa da ruhlarında biriken enerji madde ve antimaddeyi nötrlemiş oldu. Çünkü Deadpool ve Wolverine bağlantıya kısa devre yaptırdığında bu enerji ikisinin bedeninde toplanıyordu. Eğer ki ikisinden biri ağır basmış olsaydı, ağır basan enerji onları öldürürdü. Yani Deadpool ya da Wolverine tek başlarına bu kabloları birleştirmiş olsaydı kesinlikle ikisinden birisi ölecekti. Ama ikisi birlikte kısa devre yapınca kurtulmuş oldular. Şimdi bu ve buna benzer bir konuyu Avengers'ın 5. filminde yine göreceğiz. Kang ve onun varyantları da bu gerçeği bildiği için istedikleri evreni ve zaman çizgisini yok edebilirler. Onları durduracak olanlar da TVA tarafından seçilen bağlayıcı varlıklar olacak. Avengers'ın 5. filmi hakkında aslında uzun bir video serisine başladım. İlk olarak filmin baş düşmanı Immortus'un hikayesini anlatmıştım. Immortus bu evrenin parçalandığını fark eden bir karakterdi. Çok devrenin hakimiyeti için teknolojinin değil büyünün çok daha etkili olduğunu fark etti. Loki ikinci sezonda He Who Remains elindeki teknolojiyle daha fazlasını yapamadığını söylerken Loki büyük güçleriyle çok daha fazlasını yapmayı başarmıştı. Deadpool ve Wolverine bile aslında mistik tarafları yani ruhlarının birbirini dengelemesiyle hayatta kaldı. Bu yüzden Immortus ya da Büyük kavramı Marvel'ın Avengers 5 filmi için hala önemli. Zaten Kevin Feige de bağlayıcı varlık meselesinin sadece Deadpool and Wolverine filminde kullanılmayacağını söylemişti. Yani Avengers'ın 5. filmi için bu bağlayıcı varlık mevzusu fazlasıyla önemli olacak. Aslında ikinci video ile birlikte Avengers'ın 5. filmi için de önemli bir detay vermiş oldum. Ancak tüm videoların başlıkları filmlerden ilerleyecek. Bu yüzden seriyi kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.